İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Ruben Melkonyan, Barış Çağı, kendi kendini yok eden ve Ermenileri öldüren bir efsanedir ancak kurtuluşun bir formülü vardır. Ermeni askerlerin öldürülmesine ilişkin video Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ve Uluslararası Adalet Divanı'na sunuldu. Toronto'da savaş suçlusu Azerbaycan'ın silahlandırılmasının durdurulmasını talep eden bir protesto eylemi düzenlenecek. Ned Price, Amerika Birleşik Devletleri Azerbaycan askerlerinin silahsız Ermeni savaş esirlerini öldürdüğüne dair haberler konusunda derin endişe duymaktadır. Donald Wilson Bush, Azerbaycan'a en büyük ekonomik yaptırımların uygulanması ve Bakü'deki ABD Büyükelçisi'nin geri çekilmesi çağrısında bulundu. Chess Meet turnuvasının tek lideri Dikran Bedrosyan. Ermeni matbaacılığının 510. yıl dönümüne adanan sürdürülebilir bir gelecek için mirasının korunması konulu konferans düzenlendi. Türkolog Ruben Melkonyan'ın reportajından alıntılar sunuyoruz. Kan dondurucu videonun yayılması ve düşmanın o daha önce attığı benzer adımlar Azerbaycan'ın Ermenistan Cumhuriyeti'ne ve Ermeni halkına karşı bir soykırım savaşı yürüttüğünü bir kez daha kanıtlıyor. Bu aynı zamanda Türkiye'nin el yazısıdır. Azerbaycan ve Türkiye devletleri ve onların devlet politikacıları soykırım Armenosit düşüncesinin açık taşıyıcılarıdır. Bu aksiyomatik bir gerçektir. Bölgemizde soykırımcı ve kelimenin tam anlamıyla Baltalı Aliyevleri ve benzeri katilleri dizginlemenin bir yöntemi var. Yeterli ve orantısız tepki. Tarih Doğu'da kelimenin tam anlamıyla yaşamak için barış habercilerine değil, gerçek halk bilgeliği formülünün ve kendini koruma içgüdüsünün taşıyıcıları olan Nijdehlere, Antraniklere ve Artsakh'ın lehçesinde dedolara yani deneyimli yaşlı adamlara güvenmek gerektiğini kanıtladı ve hala kanıtlıyor. Doğu'da ve Ermenistan Cumhuriyeti'nde yaşamanın formülü açıktır. Kağıt kepçe fikrini reddetmek, sadece gerçek caydırıcı mekanizmalara yeterli tepkiye güvenmek ve buna hazır olmak. Aksi takdirde 1915'te medeni dünya soykırımcı Türkiye'yi kınadığında ve ardından 1923'te aynı medeni dünya Lozan Antlaşması'nı imzalayarak kanlı elini sıktığında aynı senaryo tekerrür edecektir. Batı Ermenistan herhangi bir toprak sorununun tahkim kararı temelinde çözülmesi gerektiğini hatırlatır. Şu anda Ermenistan Cumhuriyeti'ne dayatılan sözde Sovyet Ermenistan'ının haritaları bizim açımızdan kabul edilemez. Ve vatanımızın geri kalan işgalden kurtulduğunda ancak barış olacaktır. Ermeni savaş esirlerinin haklarının korunmasına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Uluslararası Adalet Divanı'na sunulan iddialar çerçevesinde dün, bu yılın 2 Ekim'inde sosyal ağlarda dolaşan Ermeni askerlerinin öldürülmesine ilişkin ve Azerbaycan'ın etnik Ermenilerin temel haklarını ihlal ettiği gerçeğini bir kez daha vurgulayan video adı geçen mahkemelere sunuldu. Bu, Ermenistan Cumhuriyeti Uluslararası Hukuk İşleri Temsilcisi'nin sosyal medya hesabı Facebook sayfasında belirtilmiştir. Dünya Ermeni Hareketi 6 Ekim'de Toronto'daki İnkas adlı zırhlı araç üretim şirketinin ofisi yakınında bir protesto düzenleyecek. Duyuruda da belirtildiği gibi amaç, Kanada'nın silah üretiminde kullandığı ekipmanların Azerbaycan'a satışını yasaklamak. Mesajda özellikle şunlar belirtiliyor. Toronto'nun İnkas adlı zırhlı araçlarının parçaları Azerbaycan'a ihraç ediliyor. Bunlar daha sonra son yıllarda olduğu gibi Ermenilere karşı savaşta kullanılıyor. Bu araçların Kanada'dan Azerbaycan gibi haydut bir ülke ihracatı, Kanada'nın silah ihracatı düzenlemelerinin temel hükümlerini ihlal ediyor ve yerel ve bölgesel istikrar için önemli bir tehdit oluşturuyor. Şirket, küresel barışı ve insanları koruma arzusunu beyan etmiş olduğundan sizleri savaş suçlusu ve terör devleti ile bağlarınızı kesmeye ve bu soykırımcı devlet ve az can ile işinize son vermeye çağırıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price kendi sosyal medya hesabı Twitter'den bir mesaj yolladı.
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'in mesajında, Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan askerlerinin silahsız Ermeni savaş esirlerini silahla vurduğuna dair son haberlerden derin endişe duyuyor. Tam ve tarafsız bir soruşturma çağrısında bulunuyoruz. Herhangi bir vahşetin sorumluları adalete teslim edilmelidir, dendi. Dünya yine sessiz, 2020 yılının 44 günlük savaşında olduğu gibi sessiz. Ermeni Ulusal Derneği'nin kurucu başkanı Donald Wilson Bush, kendi sosyal medya hesabı Facebook'tan canlı olarak bu düşüncesini duyurdu. Siyasetçi Woodrow Wilson'un soyundan geliyor ve eşi Ermeni. Donald Wilson Bush canlı yayında geçen hafta bu ayın başında Azerbaycan'ın Ermenistan Cumhuriyeti'ne karşı saldırısı sırasında çekilmiş en az 3 video gördüm. Bu videolardan biri korkunçtu, dedi. Wilson Bush, Ermeni yanlısı kongre üyelerinin çoğunun hafta boyunca sessiz kalmasından endişe duyuyordu. O, Ermenileri birleştirmeye ve çıkarlarını temsil eden politikacılara baskı yapmaya çağırıyordu. Donald Wilson Bush, Ermeni Ulusal Derneği adına bir mesaj dağıttık. Yaklaşık 535 kongre ofisine ve Beyaz Saray'a gönderildi. Bu çağrı ile Birleşmiş Milletler'den Ermenistan Cumhuriyeti'nin Sünik bölgesini Azerbaycan askeri birliklerinin saldırısından korumak için bir an önce barış gücü gönderilmesini talep ediyoruz. İkinci talep, Amerika Birleşik Devletleri'nin Azerbaycan'a verdiği desteğin durdurulması. Üçüncüsü, Azerbaycan'a mümkün olan ve en büyük ekonomik yaptırımların uygulanmasıdır. Dördüncüsü, Amerika Birleşik Devletleri'nin Bakü Büyükelçisi'ni geri çağırmak ve beşinci talep ise, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri uluslararası kabul görmüş Ermenistan Cumhuriyeti topraklarından tamamen çekilinceye kadar tüm Azerbaycan diplomatik personelini Amerika Birleşik Devletleri'nden kovmak, diyerek açıklama yaptı. Yerevan'daki 2. Chessmut adlı uluslararası satranç turnuvasında 4. tur gerçekleşti. Armen Press'e göre Ermenistan Cumhuriyeti temsilcileri arasında Dikran Bedrosyan, Manuel Bedrosyan, Arman Paşikyan, Erik Çakıryan ve diğerleri zaferlerini kutladılar. 4. turdan sonra turnuva tablosunun tek lideri, şimdiye kadar mutlak bir sonuç kaydeden ve mümkün olan 4 üzerinden 4 puan toplayan Dikran Bedrosyan'dır. Bu yıl İran, Fransa, Gürcistan, Hindistan, Ukrayna, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nden 84 satranç oyuncusu 2. Chessmut Uluslararası Turnuvası'nın A alt grubuna katılıyor. Turnuva İsviçre formatında yapılıp 9 turdan oluşmaktadır. Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle Ermenistan Cumhuriyeti Milli Kütüphanesi 29-30 Eylül tarihlerinde Ermeni matbaacılığının 510. yıl dönümüne adanmış sürdürülebilir bir gelecek için mirasın korunması konulu uluslararası kütüphane konferansı düzenledi. Bakan yardımcısı Ara Hızmalyan katılımcıları kutlayarak konferansın düzenlenmesinin önemini vurgulayıp bugün ulusal bir birim olarak basılı mirasın korunması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasında bir misyonumuzun olduğunu sözlerine ekledi. Konferansa 1,5 düzineye yakın ülkeden 100'den fazla temsilci katıldı. Konferansın amacı Ermeni matbaacılığının 510. yıl dönümünün yaygınlaştırılması, Ermenistan Cumhuriyeti Milli Kütüphanesi'nin uluslararası ilişkilerinin genişletilmesi, uluslararası kütüphane bilgi deneyiminin tanıtılması ve bağımsız devletler topluluğu ülkelerinin kütüphaneleri arasındaki karşılıklı ilişkilerin güçlendirilmesidir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Gantek adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Abaran Gövündü adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.